Selam bebek. Beni özledin mi? Sen nasıl buldun beni? Sen istedin. Onun için buradasın. Yalnızca ben bulayım seni diye. Bir gün birlikte mutlaka Paris'e gideceğiz ve sabaha karşı istiri deyip güneşin doğuşunu izleyeceğiz. Neler olmuş? Arzu. Bir şeyler oldu. Yokluğunda. Neyse. Niye geldin sen? Senin için. O ne demek? Seni uyarmak için geldim. Bilmediğim bazı şeyler var. Polis yakında. Çağırtıracak seni. Gerizekalı bunlar ya. Gerçekten gerizekalılar. Alt tarafı konuşmayacaklardı. Bensiz susmayı bile beceremiyorlar. Yani insanların mücadeleyi sürdüremediği ve kaybettiği bir an oluyor. Herkes sen değil Merve. Ben bunun üzerine bir düşüneyim. Bir yerden toparlamam lazım. Yani düşünecek bir şey yok sanki. Kemal enseledi sizi. Buradan toparlayamazsın. Ben bitti demeden bitmez. Bakalım ne yapacaksan. Her zaman bir yolu vardır. Sadece düşünmem lazım. Bak buradayız. Paris'te. Hayal ettiğimiz gibi. Ne hayali? Ne hayali? Hatırlamıyor ya, oynamayacaksın herhalde değil mi? O hayallerin üzerinden çok zaman geçti. Köprünün altından çok sular aktı. Biz değiştik Kerim. Kabul et. Emin misin? Mila içeride uyuyor. Saat gece yarısı. Gideyim. Yan odadayım. Uykum kaçarsa beklerim. Aşk intikam kokan çiçek. Sessizce simsiyah solar gider. Kalbimde hançeri acıtı rüyam. Veda çeker kürekleri ağır ağır uzaklara. Söner nefes verir gibi aşk. Yürür hasret dolu vagonları. Yanar. Güzel olur. Değil mi bebek? Seninle tüm gün gezeriz Paris'te. Dünyada yalnızca ikimiz varmış gibi. Bütün gün seni severim. Ya. Kerim. Öleceğim aşkımdan. Kalbim duracak. Hayali bile çok mutlu etti şimdi.
intikam kokan çiçek. Sessizce çok seviyorum seni bebek. Solar gider. Çok. Ben de seni sevgilim. Her şeyden çok. Acıtır yarken veda çeker kürekleri ağır ağır uzaklara. Söner. Kurasan getirdim, ister misin? Ben sabah yemiştim bir şeyler. Bundan da denersin. Gitmedi. Bir de burada komşuculuk oynayalım istedin ha? Merve, itiraf et, şu anda benimle burada olmaktan heyecan duyuyorsun. İlgisi yok. Senin hayal gücün. Öyle olsun. Mila nerede? Okulda. Burada bir dil okuluna yazdırdım onu. Baş başayız yani şu an. Evet ama sadece iki yabancı olarak. Birbirini bu kadar iyi tanıyan iki insan yabancı olmaz Merve. Anlaşıldı. Senin sohbetin kısa sürmeyecek. Ben kendime kahve yapacağım. İster misin? Kruvasanımı alayım. Belli ki sen buraya benimle bir şey konuşmaya gelmişsin. Söyle hadi. Ne söyleyeyim istersin? Ne istiyorsan onu söyle Kerim. Dinliyorum. Merak etme, acımaz. Boşanman lazım Merve. Şu haysiyetsiz hayattan kurtul. Herkes her şeyin farkında, çıkış yok buradan. Bence bilmediğin durumlar hakkında öyle yorumlar yapma.
O mesele o kadar basit değil. O kadar basit. O ayrılamadığın zırhını aşağı indireceksin ve kabulleneceksin. Yıllarca verdiğim savaş ne olacak peki? Hı? Onca savaş, hepsi boşuna mı gitsin? Hayır. Şu anda pes edemem. Ama sen bunu anlayamazsın. Tamam, doğru, anlayamam ama... senin de nerede durman gerektiğini bilmen gerekiyor. Savaşı kaybettiysen... daha fazla kılıç sallamanın bir manası yok. Oya mı? Sen Oya ile mi mesajlaşıyorsun? Ne alakanız var sizin? Ne var, ilişki söylentisini yayan sensin. O da ayrı bir konu ya. Öyle olması gerekiyordu. O zaman. Yani Oya ile irtibat halinde olmam gayet normal çünkü arkadaşız. Doğru ya. Erkekler bayılır Oya'ya. Rock'n'roll Oya. Hele böyle hınlaya hınlaya üstten konuşması yok mu? Bayılıyorsunuz değil mi hınlayarak konuşan kadınlara? Hı? Bayılıyorsunuz. Sen bayağı kıskanıyorsun şu an beni, farkında mısın? Ne ilgisi var, niye kıskanacağım? Bakın işte keyfinize. İki bekar. İki bekar? Evet. Ha, sen evlisin değil mi? Her şey yolunda. Eşinle hafta sonu mangal partileri veriyorsun. Dikkatini çekelim. Ben teknik olarak hala evliyim. Ya da şöyle diyelim, resmi. Resmi? Hı hı. Aynı ülkede bile değilsiniz, farkında mısın? Ay Kerim yeter. Evliliğimi diline dolayıp durma. Farkında mısın? Bu benim hayatım. Evet, senin hayatın. Onun için de ipleri eline alman gerekiyor diyorum. Alacağım. Sadece o iplerle hangi yolu seçeceğimi bilmiyorum şu anda. Bir karar vereceğim. Hayat benim olduğu gibi, karar da benim. Seni bitireceğim Oya. Bana oyun oynamak neymiş? Sana göstereceğim. Sen iyi geliyorsun. Sensizken iyice kötü bir adam oluyorum. Kaçamazsın. Dönüp bir karar vermen gerekiyor Merve. Savaşı kaybettiysen daha fazla kılıç sallamanın bir manası yok. Boşanman lazım Merve. Şu haysiyetsiz hayattan kurtul. Heh. Selam tatlım, ne haber? İyi ben de, ne olsun? Şey diyecektim, sende vekaletim var. Şu aile mahkemesine başvuralım.
Serhan'ın avukatıyla da görüşürsün. Gerekli protokolleri yaparsınız. Okey? Evet, eminim. Verdim kararımı. Boşanacağım. Söyle Yılmaz. Nasıl? Yani Merve ciddi ciddi boşanma davası açıyor, öyle mi? Lazım. Ailemin evine gidemem. Milat da daha fazla otelde kalmasın. Dönüyor musun yani? Döneceğim ama şimdilik kimse bilmesin istiyorum. İnsanların bir sürü meraklı sorusuyla uğraşamayacağım. Bana söylemekte bir sakınca görmedin ama. Sen yapabilir misin? Bir yer ayarlayabilir misin? Onu söyle. Yaparım, yaparım. Erenköy'deki eve ne dersin? Hangi eve? Merve, yapma. Sana. Geç otur istediğin yere. Rahatına bak. Kendi evindeymiş gibi. Ya ben şimdi böyle geldim de dışarıda mı buluşsaydık? Korkma bebek. Seni yemeyeceğim. Ya hayır, o yüzden söylemiyorum tabii de. Ya hadi o zaman dikilme ayakta. Aha. Olur, alırım. Yok, sağ ol. Al bakalım. Demek burada yaşıyorsun ha? Öyle. Ama sevmiyorum bu evi. Aa, neden? Sabah kalkar kalkmaz seni görmek için evden çıkıyorum çünkü. Aslında yanında uyansam hiç öyle olmaz, biliyor musun? Yani bütün gün seni izlerim. Hiç evden çıkmamıza gerek kalmaz. Yani o zaman sevebilirim işte burayı. Ya ne biçim konuşuyorsun öyle? Düşüp bayılacağım şimdi. Utandın mı sen? Hı? Ya Kerim. Tamam, tamam. Hep böyle olalım biz. Olalım sevgili.
o evi unutmuş olamazsın. Kazadan sonra Barcelona'ya gittiğimde evi kapatmadım, öyle duruyor yani. Ben Akbaş'la konuşayım, hazırlatsın orayı, seni de havaalanından alır. Peki, olur. Sen bana o zaman kesin döneceğin tarihi söylersin. Kerim. Söyle bebek. Bu arada ben karar verdim. Boşanıyorum. Kerim. Alo. Orada mısın? Buradayım. İşlemleri başlattım. Yakında bitecek. Anladım. Alıyorum biletimi. 3 gün sonra oradayım. Bekliyorum seni. Dediğim gibi, dünya sizin için durmuştur. Hayatın akmakta olduğunu, dünyanın keyfine göre dönmeye devam ettiğini bile unutursunuz. Mutluluk. Saf mutluluk. Muhteşem bir şeydir.